Döküyorum muhallebiyi. Dökebilirsiniz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı eksik oldu. Cevizi yok maalesef tatlının içinde. Yani şimdi onun ceviz olduğunu söylemezsen kimse anlamaz. Tabii ki söylemeyeceğim ama. İnşallah editörümüz de ötmez. Hindistan cevizi. Tamam. Hindistan cevizi. Şu an bütün derdim Hindistan cevizi oldu. Sen bu mayonezi yoğurdu hiç kullanmamışsın. Kullandım. Kullandın mı? O diğeri krema. Onu şimdi kullanacağım. Tamam. Mantarlar yalnız çok güzel görünüyor. Karamelize karamelize. Evet. Hadi etlerimizi de atalım. Dakika ne kadar kaldı desiz? Ay, salatayı yapmamız lazım. Salatamız da var etlerimizi. 27 dakika. Gerçekten 27 sofra da yok daha ortada. Oo, benim etleri koymam lazım artık. Etleri koy. Buna krema koyuyor muyuz? Koyacağız Kadir Bey. Onun kremasını koyabilirsiniz. Ne kadar? Şöyle bir kaşık koyayım mı? Koyun Kadir Bey. Onun hepsini koyacaksınız. Hepsini mi koyacağım? Tabii. O yetmeyecek büyük ihtimalle. Wow. Çünkü biraz sulu bir sos olacak. Tatlıyı dolaba kaldırabilirsiniz. Ben ızgara tavuk. Balkona alın balkona. Pilavı da artık. Soğanlar güzel karamelizeleşti ama. Buna sen baharat sadece karabiber mi attın? Karabiber ve kırmızı pul biber kattın. Cansu Hanım hızlanmanız lazım. Hızlandım şu anda. Etlerimi dolaptan alabilir miyim? O döküm beni dinle. O döküm kızarana kadar hemen yeşilliklerini yıka. O dökümün iyice kızarması lazım zaten. Olmamış mı kızı? Ben şimdi olmamış mı? Tuzlu mu? Seyirciye bak. Efsane olmuş. Ay teşekkür ederim. Efsane. Şimdi etin de orantılı. O karamelizenin tadı, o tuzu, karabiberi. Şu an muhteşem bir lezzet alıyorum. Eğer eti de güzel pişirirsen hoppala paşam mal kara keşan çok lezzetli olacak. Bu arada rakipleriniz menünüz için Sibel Hanım'ın menüsünden ne farkı var ki dediler. Aa. Ya öyle dememişlerdi bence çünkü bende el açması var. İnanmıyoruz sana. Sibel de dedi mi bunu peki? Sibel Hanım menüsünün şahane olduğuna hala gönülden inanıyor Kadir. Hayatta hep Sibel gibi olmak istemişimdir. Az öz. Cansu Hanım'ın menüsü çok da dün gibi benim eleştirdiği kadar kendisini o kadar kullanmamış. Çok basit. Hatta benden daha basit. Benim bir sürü doğrama işlerim vardı. Kendisinde bu kadar doğrama ve pişirme bile yok. Mesela keviz salatasını hemen yapıp atacak. Közleme patlıcanım. Biliyorsunuz fırına sürmüştüm. Közleme yapmıştım. Ondan sonra diğer tarafta yoğurdunu ayarlamıştım. Dökmüştüm. Yani sonuçta hep bir uğraşım vardı. Benim yemeklerim hep aşamalıydı. Ama Cansu Hanım'ın yemeklerinde çok büyük aşamalar yok bence. Çok da hamaratlık menüsü değil. Yalan söylemem şimdi. Sibel'in menüsünde aşama var. Bununkinde çok aşama yok. Menü dünkü Sibel Hanım'ın menüsüne göre birazcık zor. İnşallah kıvamında yapar. Güzel bir menü çıkarır bize. Bence dün Sibel Hanım'ın menüsüyle birebir diyorum. Ondan daha kolay. Yani basit diye konuşmuyorum. Ondan daha kolay. Bak etlerin geldi bu arada. At iki tane ağzını. Neşen yerine gelsin. Sırf sussun diye etler söyledik artık. Şimdi tava iyice kızmadı. Kızması sen lazım. Tamamıyla kızması lazım. Tamamıyla kızması evet, lazım. Tamamıyla. O zaman ben onu küçük tüpe alayım en iyisi. Çok iyi olur. Öyle. O zaman Kadir etleri küçük tüpe alırken siz de salatalarınızı doğrayın Cansu Hanım. Hemen ardından da masaya giderken buluşalım olur mu? Olur. Masadan önce şu etin çosunu dinleyin. Bir kızsın. Sadece size sesini dinleteceğim. Etler size emanet. Ben tamam. Masayı kurmaya gidiyorum. Kadir etleri nasıl pişirmeyi düşünüyorsun? Bunları iyi pişireceğim çünkü bunlar az pişmişten anlamıyorlar. Zaten bunlar soğudu mu var ya zımzım olacaklar. Zımzım mı olur ne olur bilmiyorum ama eline de yakıştı vallahi. Kendimi Köfteci Abbas gibi hissediyorum. Sanatçı cenazesi evet, çelengi gibi kız. Bu nasıl yani yapmasın çiçeği? Ben anlamadım. Buna nasıl böyle bir çiçek göndermişler? Ama sen masan kaç kişilik olduğunu söylemedin mi onlara? Söyledim. Hatta boyutuna dedim ki orta boy olsun. Çok ya. Büyük istemiyorum. Gerçek. Gerçek. Vallahi şimdi yaptırdığın adama arayasım geldi yani. Benim de gerçekten yani. Çok kaba olmuş. Bence bırakın çiçekçiyi aramayı da aralardan tırtıklayın biraz. Ben şu anda tırtıklamaya başladım zaten. Eyvah eyvah her yere döküldü. Evet, döküldü maalesef. Ay bunu. Dur, neyse dur. Kaldırın, çok bir şey dökülmüyor. Kaldırın Kadir Bey döküldü. Al bakayım. Baksanıza Kadir Bey ya. Altında kaldı. Ya bugün bütün aksilikler beklerken maalesef. Dur bakayım. Daha alacak mıyız? Al Kadir al. Kadir Bey olabildiğiniz kadar yolun siz o çiçeği. En iyisi. Yani. Daha ne kaldı ki çiçekte? Ya inan kalmasın Kadir Bey yani laf edeceklerine inanın. Şu an iyi gibi görünüyor. Dur bir deneyeyim de sonra masanın ortasını süpürelim. Oldu Kadir Bey. Vallahi kelaynak gibi kaldı gariban. Bir de töreli kabuğun içine koymuş ağaç kabuğu. Evet yani neden dökülüyor sen ya. Sen tatlı çıkardım. Kaşığında koymazsam olmaz masayı mahvetti ya. Ne yapacağız? Of. Süpür yere. Etler. Yanıyor koş. Siz gelirsiniz Kadir Bey. Al sen bunu. Artık bir şekilde koy çekil oy. Anam. Maşam nerede?
Ben de kala kala bu kaldı. Ya şey gözükmüyor, sıkıntı orada. Tatlı kaşıkları gözükmüyor. Yani onun da gözükmesi gerekiyor maalesef. Ben bardaklarımı almaya gidiyorum. Bardaklarım, bardaklarım. Ranamı bile saymayı unutmuşum masanın zaten. Ah Cansu Hanım, ah, runner'sı sofra mı olur hiç? O da önemli değil, ya çok da önemli değil. Şaka bir yana, runner önemli değil ama bu kocaman çiçek çok olay olacak demedi demeyin sonra. Ya ben bunu keseceğim ya, benim zamanım varken ben bu çiçekleri keseceğim. Görünmüyor çünkü. İsterseniz önce etleri halledin. Tamam, şu anda masam hazır. Ekmeğim eksik sadece, ekmeği getireceğim. Etlere gidiyorum şimdi. Dün benim ana yemeğim çok eleştirildi. İşte dediler ki tavuk olmaz. Evet tamam, güzel bir antrikot seçilmiş ama antrikot etin en yumuşak yeridir. Yani kendisi de çok riske girmemiş. Ancak o da çızbız yapacak zaten tavada. Diğer mantıları da soteleyip yağlı salınla kavuracak ve üzerine sunum olarak büyük bir ihtimal dökeceğini tahmin ediyorum. Bundan basit ana yemek de yok. Sibel'in yemeğinden de kolay bu yemek. Sibel'inkinde aşamalar vardı. Bunda aşama fazla yok. Bu hamaratlık gerektiren bir yemek değil. Dün kendisi Sibel Hanım'a bonfile tavuktan dedi, davet sofrası olmaz dedi. E bu da öyle antrikot. Yani antrikot çok kolay bir şey. Yani 10-15 dakikalık yemek. Son 5 dakika. Aksilikleri süse geliyor, fırın tamam. Yandı mı etler? Hayır, yanmadı. Çok güzel pişti. Sonuncusunu da atayım. Halk sen ne olmuşsa bir tanesine fazlalık yapmıştın. Eğer yanak yakarsak falan da kalsın burada. Tamam. Evet, oh, etlerde. Yalnız etin kokusu efsane. Etlerde o tamam. Salatanın sosu kaldı Kadir Bey. Yap hemen salatanın sosunu da. Bu arada Cansu Hanım çiçeğin kenarlarından sarkan dalları kesmeye karar verdi Kadir. Vallahi o da olur. Şey makas olayım. Sonuca bakıyoruz, istediğini yap. Sen hemen hızlıca yap salatanın sosunu, son 5 dakika diyor. Ya bu limonların da suyu çıkmıyor ya. Ver bakayım bana, ben onu bir oluşturayım. Limonun mevsimi olmadığı için olabilir mi acaba? Limonun mevsimi mi? Ama bu limondan su gelmez çünkü bunun kabuğu kalın. Limon dediğinin kabuğu ince olacak. Bu portakala dönmüş. Ya çıkmıyor limonun suyu. Az önce ben de çıkartamadım. Son 4. Son 4. Onca aksiliğe rağmen evet, her şey yetişti. Yetişti. Börek de gayet güzel bir şekilde. Böreğe de bir bakalım mı fırında? Evet, böreğimizi görüyorsunuz. Altında görüyorsunuz. Çok güzel olmuş. Evet. Etler de tamam. Ayarız. O etleri iyi muhafaza etmen lazım yoksa... Onu ben şimdi Kadir Bey, kendini çekersiniz. Fırının sıcağında beklesin bunlar kurumasın. Tamam. Var mı yağlı kağıt? Yağlı kağıt var. Al. Yani yağlı kağıt da durmuyor ki şu an üstünde. Alüminyum folyo da yok maalesef. Evet, makası getirdiniz herhalde değil mi? Aa. Yemeklerim tamam, limon suyu yemek tamam. Yemekler tamam, masaya gidip çiçekleri evet, kesip oradan çiçekleri nereye bulamaya gidiyoruz? Gidiyoruz şimdi. Koş, nereyi keseceksin? Şu tarafı çok uzun. Bak şurası şurası. Şurası çok uzun. Ya şu çiçeklere bakar mısınız? Aslında onu kesme, onu oradan ver şu üstüne. Sarkanları alın da kenarları sıkıştırın Cansu Hanım. Bakın boş kalan yerler var. Şurası galiba. Ya, ay Kadir Bey, dikkat edin. Ne oldu öyle sana Kadir? Hapşırma geldi. Ne şu saçma otlarından? Şey polenleri, şu yapraklı kısımlarını da al. Dökme, dökme, daha sofraya dökülmesin. O kalsın, o önemli değil. Tamam, yani o çiçekçiyi de Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Evet ya, hatta üstüne basa basa söyledik. O tamam, onu şuraya anladım. Gel, bak şuraya gel. Ya burası çok önemli değil Kadir Bey, yani şu kaşıkların üstüne açıyorsun. Ya çatalama değiyor, bak şimdi diyecek ki çatalama değiyor. Beni Allah'ını seversen. Ya of, bildiğiniz. Ya, takabilirsiniz tam yani. Tam masa çiçeği oldu vallahi billahi. Ağaç ağaç. Ya takılmıyor bile. Cansucuğum. Şunu... Çorban. Hazır. Börek. Hazır. Çorbaya kaşar rendelimi dikkat edin. Aa, kaşar ya çorba. Kaşar. Son antrikotu da bize verin de ekipçi yiyelim bari. İkram edeceksiniz. Evet, yiyebilirsiniz. Ya. Yalnız çok kanlı kalmış içim. Ya hani az pişmiş diyordun ki makbul olanı. Az pişmiş ya. Makbul olmasına makbul de herkes yiyemez. Bak bakayım tadına. Yavaş sıcak. Hı? Tuz yok sanki biraz değil mi? Bana iyi geldi. Az mı geldi sana? Bana iyi geldi ama evet biraz sanki şey. Hayır biraz ama neyse, onları daha uzun pişirmiş. Mantarla tatlanacak o. Onları daha uzun pişir. Tamam. Evet, onları daha uzun pişirdim. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Evet. Bakardım. Onca aksiliğe rağmen ellerine aynen, kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Lafı uzatmadan hemen önlüklerimizi ben makineye atıyorum. Senin üstünü değiştiriyoruz. Sonra sofraya gidip misafirlerimizi tamam, alırız. Tamam Kadir Bey. Yalnız çorbayı, yemekleri, etini sıcak ikram etmen lazım. Evet. Lütfen. Soğuk hiçbir şeye tahammülüm yok, masa da bilesin. Bir de lütfen masaya oturur oturmaz el açması börek yaptığınızı söylemeyin. Söyleme en son. Tamam. Koy. Oh, güzel olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.